Merhabalar sevgili seyirciler. Kitabi programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün çok değerli bir misafirim var. Tarihi sevdiren isim Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil bugün misafirim. Uzun süredir kendisini programımıza konuk almak için uğraşıyorduk. Çok yoğun konferanslardan dolayı, kendi özel programlarından dolayı Türkiye'yi dolaşan, Türkiye'de tarihi anlatan, kitap çalışmalarıyla, yeni kitaplarıyla, yoğunluğu sebebiyle ancak bugün nasip oldu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İrfan Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Buradan Bengü Türk izleyicilerine hasreten muhabbetlerimi sunarım. Var olsunlar. Sağ olun. Bengü Türk izleyicileri de sizi çok seviyorlar. Uzun süredir sosyal medyadan Ahmet hocamız ne zaman programa çıkacak diye beni sıkıştırıyorlardı. Tabii yeni yeni kitaplarınız var. Türkiye genelinde konferanslarınız var. İnsanlara tarihi anlatıyorsunuz ve çok güzel anlatıyorsunuz. Kaleminize sağlık, ağzınıza sağlık. Özellikle tabii Kayı serisi kitaplarınız arasında ayrı bir yer tutuyor. Kayıların hikayesini son kitapta zannediyorum matbaaya gitti bugün. Gitti. İnşallah Ekim'in başında Kayı 11 evet. Osmanlı'nın son kitabı olmuş olacak benim bu serinin. Çıkmış olacak ve okuyucularımızın elinde olacak. Seriyi tamamlamış. Seriyi tamamlamış olacağız. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Size soracak çok sual var haliyle. Koskoca bir Türk tarihinden bahsediyoruz. Nereden başlasak şey. Ama özellikle sizin misafirliğiniz şeyinde benim çok konuşmamam lazım. Çok konuşmayıp sizi konuşturmam lazım. Çünkü seyirciler de İrfan Sus Ahmet Hoca konuşsun diyeceklerdir. Öyle uyarılar da geliyor haliyle. Kayılardan mevzuyla girelim değerli hocam. Yani Kayılar nasıl oldu da bir imparatorluk oldu? Nasıl oldu da bir cihan hakimiyetine ulaştı? Kayılardan cihan hakimiyetine şöyle bize bir perspektif çizseniz. Yani bunu çizmeden önce şunu da ifade edeyim İrfan Bey. Ben bu Kayı serisini yazmaya 2003 yılında başladım. Evet. Ve tam 16 yıl. 16 yılda tamamlamış oldum. Yani Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Çünkü belki ilk defa bir akademisyenin elinden Kayı başlangıcından Osmanlı'nın sonuna kadar getirilmiş oldu. Yani ama bugün kitapta yani diliniz, kullandığınız kaleminiz de o kadar güzel ki mesela ben 7'ye kadar okudum. O savaşları öyle güzel canlandırıyorsunuz ki bir romancı gözüyle canlandırılıyor. Romancı kalemiyle canlandırılıyor. Evet, teşekkür ederim. Okuyucuların da, okumayanlar açısından da çok tavsiye ediyorum kitabı. Böyle sular seller gibi okunup içerisinde kaybolunacak kitaplar. Şimdi bunu neden yaptım? Biz de maalesef tarih araştırmacısı denilen kimselerin elinde kaldı. Evet. Yani tarih metodunu almamış, okumamış. Sadece belli bazı kitaplara bakarak onu da doğruluğunu araştırmadan, nasıl olduğunu sorgulayamadan yazılmış ellerde kaldı. Belki bir kısmı maksatlıydı. Bir kısmı bilemeden bu hatalara düştü. Ama tarih metodolojisini almadan, o kaynakları birbiriyle çarpıştırmadan bir eser ortaya koyduğumuzda bu çoğu kez yanlış oluyor. Evet. Ve bizim tarihimiz de bundan fazlasıyla nemalandı. Yani bizim tarihimizi yanlış öğretmek için çok çalıştılar, uğraştılar, bozdular açıkçası. Bunları ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Şimdi böyle bir durumda benim bir akademisyen çalışmasından öte, yani hani benim akademik tezlerim de var, çalışmalarım da var. Belki bunlar şu anda çok da fazla piyasa tarafından tanınmıyor, evet. Bilinmiyor. Ama halka, liseli gencime ben nasıl tarihi okutmalıyım? Bir akademisyen sadece akademik eserler düşüncesinde olmamalı. Onu sunabilmeli. Hani bir kimyacı, bir fizikçi, bir de ne yapacak? Teknoloji üretecek, ilimden, bilgiden teknoloji üretecek. Ben de bir anlamda tarihi bütün nesillere okutmayı, yani tarih sadece tarih talebesinin işi değil. Tarihi fiziğinde, fizikçinin de, kimyacının da, tıbbının da, hukukçunun da herkesin bilmesi lazım. Tarih ilmi faydası herkese şamil olan bir ilimdir deniyor. Evet. Tarihin şuuru var, bilinci var. Tarih milletleri millet yapan değerden. Onun için kimse matematikle, fizikle, kimya ile oynamıyor. Bunları bozmaya çalışmıyor.
Kimse hukuku, tıbbı bozmaya çalışmıyor ama tarihi bozmaya çalışıyor. Neden? Türk milleti o bir ve beraberliğini sağlayamasın, bozulsun, bölünsün, parçalansın, tarihini bilmesin. Böyle bir hususiyet var. Ben onun için bu kayı kitaplarında umumi olarak bütün liseli gençleri seçtim. Yani benim ilk hedefim liseli gençler ve üniversiteli gençler, yani tarihini, tarih metodolojisi, tarih bölümüne gitmemiş, üniversiteyi tarihte okumamış gençler tarihini çok rahat okusun. Eserlerim ilmi. Evet. Ama üslup bir roman üslubu, zaten sizin de belirttiğiniz gibi. Bunu seçtim. Peki bunu neden seçtim yazmayı 2003'te? Ben 1983'te akademisyen oldum İrfan Bey. Tabii ben de öyle okudum. Osmanlı'yı böyle, inanın, bizim lisede okuduğumuz Osmanlı dersi, bana öğretilen tarih dersini, anlatılan padişahları düşünün, şöyle bana anlatıldığı şekliyle düşündüğüm zaman bu devlet 60 sene ayakta durmaz. Evet. Yani şu padişah içki masasından kalkmaz. Bu padişah avdan gelmez. Bu padişah işte sarayında, hareminden çıkmaz diye baktığın zaman, ya bu devlet 60 sene ayakta durmaz diyorsun. Oysa bir de bunu okuyorsun, kaynaklarını okuyorsun, ilmini alıyorsun, bakıyorsun. Yeryüzünde, dünya coğrafyasında ve dünya tarihinde. Bana deseniz ki Ahmet Bey, Türk milletinin yaptığı en önemli eser nedir? Osmanlı Devleti'dir. Bu Türk milletinin eseri. Bu milletin eseri. Bu milletin en muazzam eseri nedir dünya coğrafyasında ve dünya tarihinde diye sorduğunuz zaman bu eser Osmanlı'dır. Öyleyse ben bunu niye gençlerime anlatamıyorum? Neden gençlerime veremiyorum? Neden benim gençlerim tarihiyle gurur duyamıyor? İşte bunun sebepleri üzerinde durup ve böyle muazzam bir tarihi anlatmaya çalıştım. Hoca oldum, bana böyle öğretildi. Hoca oldum, ders anlatıyorum, talebelerim geliyor. Benim bir ayda anlattığım zaman, Osmanlı'yı şöyle anlatmaya başladığım zaman, talebelerimin aklı şaşıyor. Hocam, o padişah böyle değil mi? Bu padişah şöyle değil mi? Her yıl aynı geliyorlar. Aynı, bana öğretilen devam ediyor. Ve gelen talebeler aynı düşünceyle geliyor. Aynı Osmanlı'ya o hasta bizim fikirlerimiz sirayet etmiş olarak geliyor. Artık dedim ki Ahmet Hoca, sen sadece 60 tane talebiye mi konuşacaksın? Sadece sen 60 talebiye mi anlatacaksın? Velev ki sen anlatsan dahi yarın gidecek. Hocam nereden anlatıyorsun bunu benim? Bak bu kitap böyle yazıyor, şu kitap şöyle yazıyor, öteki böyle diyor. O zaman dedim ki Ahmet Hoca, yazman lazım. Bunları belgesiyle, bilgisiyle, tarihiyle yazman lazım ve bırakman lazım. Yani Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum dedim. Hani 3 tanesini yazarsınız gidersiniz, 5'ini yazarsınız gidersiniz. Elhamdülillah Osmanlı tarihini tamamlamak, sonuyla beraber bitirmek nasip oldu. Gerçekten önemli ve okuyucularım sizin gibi okudukları zaman hocam Allah razı olsun diyorlar. Tarihimizi hakkıyla, elbette övdüğüm kadar yanlışlarını, hatalarını da gösteriyorum. Çünkü bunlar peygamber değil. Evet, muazzam bir eser ama eksiğimiz her zaman olabiliyor. Orada eksikleri de dile getiriyoruz. Çünkü tarihten ibret, hatasıyla da ibret alırsın. Yanlışından da ibret alırsın, doğrusundan da ibret alırsın. Ancak neyse o, bunu yazmaya çalıştık. Evet. Bunu anlatmaya çalıştık ve böyle bir eser meydana çıktı. Kaleminize sağlık hocam. Allah razı olsun. Hocam, devlet ne demek bizim için? Türkler için devlet ne demek? Devlet bir teşkilattır. İrfan Bey, en ilkel topluluklarda bile bir teşkilat vardır. Yönetici teşkilat. Nedir? Çünkü ne olursa olsun insanların ihtiyaçları çatışır. Aynı kıza aşık olursunuz. Hadi buyur. Sen alacağım, ben alacağım, değil mi? Yani bir yerde menfaatler çatışır, ilgiler çatışır, alakalar. Dolayısıyla da bir yasakçı lazımdır. Dur diyen birisi lazım. Evet. Sen yanlış yaptın diyen lazım. O şeyi, hiyerarşiyi düzenleyen bir sistem lazım. Devlet budur. Bu büyüdüğü zaman millet, idare etmeye başladığı zaman sizin toplumunuza saldıranlar olur.
O milletin en teşkilatlı yapısı devlettir. Evet. Ve devlet yürütmektir. Bu büyüdüğü zaman milletlerin de şeyleri çatışıyor. İşte bugün nedir? Petrol. Çatıştırıyor toplumları değil mi? Evet. Milletleri çatıştırıyor. Senin yeraltı zenginliklerini ben alacağım diyor. Ben yiyeceğim diyor. Sana hayat hakkı tanımayacağım diyor. Öyleyse bu milleti de koruyan bir teşkilat. Evet. Yani millet büyüdükçe, toprakları büyüdükçe, çoğaldıkça devlet yapısı da büyüyor karşılıklı. Onun için belli coğrafya içerisinde bir milletin en teşkilatlı yapısı devlettir. Ve bu insanlığın başlangıcından itibaren ortaya çıkmıştır. Evet. Ve bu noktada da en muazzam imparatorlukları kurmuş bir Türk milleti var. Peki Türk devlet mefkuresini biraz açsak hocam. Yani bizim için devlet ne anlama geliyor? Diğer milletlerden farkımız ne? Bizim diğer milletlerden en mühim farkımız, çok da önemli bir farkımız ki karizmatik bir farktır bu. Bu millete hastır. Başka bir millette göremezsiniz bunu. Cenab-ı Hak tarafından dünyayı kendi idare etmeye seçilmiş bir millet olarak görür. Hani her milletin bir şeyi vardır, anlayışı vardır. Yahudiler bütün insanları ikinci sınıf vatandaş olarak görürler. Dünya bize verilmiş derler, böyle bakar. Oysa Türk devlet yapısı daha farklıdır. Dünyayı idare etme bana verildi. Ama bu idareciliği de hakim manasında görmez. Yani tahakküm etme manasında görmez. Milleti sömürme manasında görmez. Hizmet noktayı nazarında görür. İdareciliği bir hizmet sektörü olarak görür. Bu da çok farklıdır. Yani bu yapı değişebilir. Belki İslamiyet'le bu daha da üst sınıfa geçmiştir. Yani Türk devlet kurduğu zaman sadece kendi milletini değil, diğer milletlerin nizam ve intizamını da düşünerek. Düşünen ve sağlayan kişi olarak görür. Bu yönüyle karizmatiktir. Çünkü dünyanın idaresi Türk'e verildi. Bu muazzam bir bakıştır. Ve Türk milletini belki de devamlı zinde kılan, her coğrafyada devlet oluşturan, hareketli kılan bir anlayıştır, bir yapıdır. Mesela bu eski Türklerde vardır. Tanrı kutu tanhu deriz biz. Evet. Tanrı kutu, Tanrı'dan bahşedildi. Bir Tanrı tarafından bize bu görev verildi, bahşedildi. Peki bu bize neyi getirdi? Başka milletlerde mesela tanrılık vardır. Yunan'da tanrılık vardır. Kendini insan tanrı mesabesine çıkar. Mısır'da paganlık vardır. Mısır'da vardır, Hindistan'da vardır, Yunan'da vardır. Bütün milletlerde vardır. Türk'te çıkmaz. Türk'te hiç işte tanrı hükümdar duyduk mu? Yok. Duymadık. Neden? Çünkü bu bize Tanrı tarafından verildi. Bu Türklerin ben çok İslamiyet'ten önce ve sonrasında, çünkü ilk insan, ilk peygamber Adem Aleyhisselam, bu milletin her zaman bu vasfını kaybetmediğini düşünüyorum. Atilla'nın bir hikayesi anlatılır. Papa ile görüşmesi esnasında Papa kendi dinini Atilla Han'a anlattığında, Atilla vallahi siz sapıtmışsınız. Hiç Tanrı'nın çocuğu olur mu? Çocuğu Tanrı olur mu? Tektir. Evet. Dediği söylenir yani. Evet, bunlar şöyle, bu tip ifadeler vardır. Hiç bunu düşünemez. Ama diğerlerinde böyle bir hususiyet var. Mesela İslam'dan sonra aynı bu inanç devam ediyor. Es-Sultan zillullahi fil ard. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesi, yani halifesidir. Yeryüzünde Es-Sultan zillullahi fil ard. Yeryüzünde onun halifesidir. Kendisini bakın İslami anlayışta da Selçuklu, Osmanlı aynı zihniyetin, aynı anlayışın devam ettiğini görüyoruz. Bugün Topkapı Sarayı'nın önüne vardığımızda Es-Sultan zillullahi fil ard, hemen yanı tarafında ye'vi ileyhi küllü mazlumun, bütün mazlumlar ona sığınır. Bu mazlum sadece kendi içindeki mazlum değil, dışarıdaki mazlumlar da ona sığınır. Kanuni Sultan Süleyman işte İspanya'ya müdahale edebiliyordu. Fransa'ya müdahale edebiliyordu. Dünyaya müdahale edebiliyordu. Hangi noktada? İnsanlara zulmetme noktasında. Zulmetme. Hocam. Yanlış yapma noktasında. Yani her birine. Bugünkü süper güçler hangi noktada yapıyor? Zulmetme noktasında yapıyor. Onlar zulmetme, bizimkiler zulmü kaldırma noktasında yapıyordu. İşte bunlar anlayış farkı var. Anlayış farkıdır devlet idaresindeki. Hocam özellikle yurt dışında tabii Türkiye'ye, Türklere tarihini unutturmak için her şeyi yaptılar.
Şimdi Osmanlı yok saydılar, işte Selçuklu'yu yok saydılar. Bizim tarihimizi, kültürümüzü, geleneğimizi, her şeyimizi, genetiğimizi bile gıdalarla bozmak için bir sürü savaş verdiler ve hala veriyorlar. Şimdi Kayı serisinden sonra, tabii takdir sizindir, Selçuklu medeniyetini de Pers medeniyeti diye Batı anlatır her zaman için. Selçuklu sanatını, Selçuklu tarihini, İran'da hüküm sürmüştür biliyorsunuz. Daha düne kadar İran'da Türk hükümdarlar vardı, Türk yönetimler vardı. Çok eski değil, siz daha iyi biliyorsunuz. İnşallah Rabbim kaleminize kuvvet versin. Bir de Kınık serisi bekleriz sizden. Şimdi Ota serisi diye başlattım İrfan Bey. Kayı serisinin ötesinde. Çünkü çok bu istek de geldi. Böyle Osmanlı'yı rahat okuyunca Ota serisi diye sizin önünüzde bir tanesi var. Sultan Alparslan. Sultan Alparslan. Bu Ota serisinin üçüncü kitabı. İkinci kitabı Emir Timur. Çok da tepki de, bir kısım tepkiler de aldım. Emir Timur çünkü bizde çok yanlış anlatılır. Oysa Türk büyüklerinin en mümtaz şahsiyetlerinden biridir. Alparslan Türkeş Bey'in mutlaka hayatı iyi bilinmelidir. En iyi şekilde öğrenilmelidir diye tavsiye ettiği bir liderdir Emir Timur. Emir Timur yanlış anlatıldı. Yani bana Fatih de yanlış anlatıldı. Maalesef Babinger diye bir Alman tarihçisi, Fatih Sultan Mehmet'e yapmadığı hakaret ve iftira kalmadı. Emir Timur'a da Rus tarihçileri yaptı. Ruslar yaptılar. Niye Emir Timur'a düşman oldular? Özbek Türk'ü. Niye düşman oluyorsun? Emir Timur Özbekistan'ın Fatih'idir. Tanımak lazım. Bizim iki büyüğümüz çarpıştı diye biz birini hemen silip atmamamız lazım. Evet, çarpıştılar, takdir-i ilahi, ama maalesef bizim Türk devletleri birbiriyle çok çarpıştı. Biz bunları nasıl çarpıştırmamak, içimizde nasıl birlik olmak, bu hastalıklara neden düştük diye düşünmemiz lazım. Bizim onlardan ders çıkartmamız lazım. Evet, Yıldırım'la Emir Timur çarpıştı ama Osmanlılar Timurilerle, Özbeklerle ondan sonra hep bir de beraber oldular. Hangisi bir daha çatıştı? Bakıyorum Kanuni zamanında bir ve beraberler. Yavuz Sultan Selim Han zamanında bir ve beraberler. Abdülaziz Han zamanında bir ve beraberler. Sen benim babama vurdun diyen hiçbirisi çıkmadı. Bize ne oluyor? Bunu kim yapıyor? Bizi, tarihimize kim düşman ediyor? İşte bunları Türk milletinin çok iyi sorgulaması lazım. Çok iyi. Maalesef Cengiz'i, Moğol'u bazen çok övüyorlar ama Emir Timur'a düşmanlık ediyorlar. Bunlar son yüzyılın hastalıklarıdır. Hastalıklarıdır. Bu hastalıkları gidermek lazım. Bilmek lazım, öğrenmek lazım İrfan Bey. Son derece hatalı işler olabiliyor. Oysa ben bugün işte bizim liderlerimiz gittiği zaman Özbekistan'a büyük bir coşkuyla karşılıyorlar. Özbekler buraya geldiği zaman hakeza öyle. Ve bizi bir ve beraber kılan liderler bunlar. Bunları sevmek lazım, tanımak lazım ve tanıtmamız lazım. Ben Timur Han'ı da Yıldırım Han'ı da çok seviyorum. Özellikle benim özel ilgi alanım, yazdığım iki kitapta da o dönemleri işlemiştim. Gerçekten ikisi de muhteşem insanlar. İkisi de muhteşem cengaverler. Çok iyi Müslümanlar. Ahlaklı insanlar, prensipleri olan insanlar. Gençlerimizin de onların hayatını doğru kaynaklardan, sizin kitaplarınızdan okuması, Emir öğrenmesi lazım. Emir Timur'un etrafındaki alimler mesela, yani öylesine alimler, büyük alimler var ki. Teberani hatta olsun, şey öyle söylüyor. Olsun. Evet, Emir Sultan diyor ki onun manevi yönü bizden üstün diyor. Ve kendisi Seyyid Bereke var. Çok büyük bir ehli sünnet. Seyyid Emir Gilal Hazretlerinin talebesi. Talebesi diyor. Seyyid Bereke'nin ayağının altında, hemen diyor ki beni onun ayak ucuna gömün diyor. Tayabadi var, yine büyük alimlerden. Yani Şemseddin Gülal var. Çok büyük alimler. Ve Timur bunlara çok bağlı. Evet, öte Yıldırım da öyle. Evet, bir çarpışma, siyasi bir hadise birbirine düşürdü. Bazı hadiseler cereyan etti ama bunlar onların değerini düşürmüyor. Hocam değerini şimdi tarihimizin çok önemli şahsiyetleri, liderlerini çok araştırdınız. Sizin uzmanlık alanınız. Hem Kayı serisinde Osmanlı'nın bütün sultanlarını, padişahlarımızı çok iyi biliyorsunuz. Diğer Selçuklu olsun ve öncekileri de. Türk devletinin önemli liderlerinin bir ortak özelliği var mı? Nedir liderlerimizin ortak özelliği? Şimdi
çok büyük ortak özellikleri var. Yani özellikle öne çıkan isimlerin. Evet. Hani mesela Türk tarihi dediğimiz zaman ilk öne çıkan isim Oğuz Han, Oğuz Kağan olur. Evet. Ki 24 Oğuz boyu da ondan doğru anlatılır. Mete Han olur mesela. Bilge Kağan olur. Akabinde geliyoruz işte bu Çağrı Bey'dir, Tuğrul Bey'dir. Sonra Osman Gazi'dir, Orhan Gazi'dir, Fatih'tir, Kanuni'dir, 4. Murat Han'dır. Bakıyorsun Selahaddin Eyyubi'dir. Yani bunlar bizim kendini Türk. Emir Timur'dur. Zengilerdir. Yani Türk tarihi deyince gerçekten hani her tarafta sayabilirsin ve çoktur. Bir, ben iyi yetişiyorlar. Sistem kuruyorlar. İyi yetişiyorlar. Sistem kuruyorlar. Hemen hemen her birinin bir devlet adamlığı kabiliyetleri, bu saydıklarımızın çok yönlü kabiliyetleri hepsinde var. Yani rastgele adam yetişmiyor. Bir insan rastgele durduk yerde olmuyor. Eğitime, ilme büyük önem veriyorlar. Ki bizim devlet yapılarımızın hemen hepsinde bu vardır. İlmi ötelemez. İlim baş tacıdır. Alimler yanlarındadır. Yani mesela alimler kendilerini hep alimlerin yanı, hürmetleri çok yüksektir. Ve bunlar, çünkü alimi yanında tutmayan adam ben demeye başlar. Evet. Benlikleri yok. Meşveret yönleri çok ünlü. İstişare. Mesela öyle söylüyor. En önemli liderlerden biridir. Hatta Alparslan'a düşündüm. Ayrı bir kitap yapmak lazım dedim. Melikşah. Evet. Melikşah mesela bir eser yazdırtırıyor. Kendisinin o hem Alparslan'ın hem onun veziri Nizamül Mülk var. İrfan Bey bir yarışma tertipliyor. Melikşah. Yarışma şu. Bir eser yazılsın. Herkes. Bir eser ortaya koysun. Bu eserine devlet nizamını anlatan bir eser. Bizden önceki devlet büyükleri incelensin. Evet. Niçin başarılı oldular? Neden başarısız kaldılar? Mesela hangi işleri yaptılar? Nasıl başardılar? Evet. Hangi işleri yaptılar? Niçin kaybettiler? Bunları güzelce anlatan bir eser yazılsın diye yarışma tertipliyor. Alimler eserler ortaya koyuyorlar. Nizamül Mülk'ün eseri Siyasetname birinci geliyor. Bakın bugün de eserler değil mi? Aslında şöyle eserler yazılmalı. Böyle yarışmalar yapılmalı. Bugün ne yarışmalar var? Bize Batılı'nın ortaya koyduğu yerine göre yarışmalar var. Sportif yarışmalar var. Başka yarışma, eser yarışmaları da olsun. Bakın ne kadar önemli. Ve Nizamül Mülk'ün eseri hala baş ucu gibidir devlet büyüklerinin. Bunu okutmak lazım. Biz okutmuyoruz. Bazı eserlere. Mesela bizim siyaset bilimciler Nizamül Mülk'ün eserini baş tacı gibi okumalı. Başka Yusuf Has Hacib'in eserini baş tacı olarak okumalı. O kadar İmam-ı Gazali'nin Hükümdarları Öğütler eserini acaba bizim siyaset bilimcilerin kaçı okutur? Yüzlerce eserimiz var bizim siyaset bilimiyle ilgili. Nasıl yönetiyorsun dünyayı? Amerika nasıl yönetiyor? İngiliz nasıl yönetiyor? Ben evlatlarıma önce benim ecdadımı ta dünyanın neredeyse kuruluşundan bugüne kadar dünyayı idare eden bir milletin evlatları neden kendi büyüklerinin eserlerini bilmiyor? İmam-ı Gazali deyince sadece ilahiyatlar mı okutacak? İmam-ı Gazali'nin o devlet siyaseti ve sultanlara öğütler kitabı neden bilinmesin? Nizamül Mülk'ün neden bilinmesin? Yusuf Has Hacib'in neden bilinmesin? Neden okutulmasın? Ezberlenmesi lazım bu eserlere. Ve o zaman benim evlatlarım da başı şöyle dik olacak. Göğsü dik olacak. Benim ecdadım neler yapmış diyecek. Daha iyi idareciler ortaya çıkacak. Yani bunları valiler, kaymakamlar, diğerleri bunları bilecek. Hükümdardan maksadı bilecek. Bunlar çok önemli. Onun için meşveret. Meşveret yapmadığın zaman başarılı olamazsın. Çok bunları bir kılan İşte o devlet idaresinde meşvereti de doğru kişilerle yapmak lazım değil mi işte hocam? İşte ulema meşveretsiz kim ki bir işleye şol nedamet parmağın çok dişleye. Kime soracaksın? Alimlere soracaksın. Alimler diyor süs bitkisi değildir diyor. Osman Gazi nasihatinde var. Daha Osman Gazi devlet kuruyor ve her işini ulema ile işle diyor. Beraber onlara danış. Onlara danışmadan iş yapma. Bunu söylüyor. Yani ben birincisi mesela
her nerede işitesin ehli ilim, göster ona rağbeti ikbali ilm. Ya bu Osman Gazi 1299 devlet kuruyor. Her nerede işitesin ehli ilim, göster ona rağbeti ikbali ilm. Ona rağbet et, ona mevki ver, ona yumuşak davran. Çünkü alim kaçar. İrfan Bey, evet. Alime sert davranırsan alim kaçar. Kırılır. Kırılır. O zaman da yanında tutamazsın. Alime yumuşak davran. Ve yanında tut. Ne için? Ehleri ayet ulemaya tamam. Ta ki bula emri şeriat nizam. Ulemayı dinle. Ulemayla istişare et. Devlet ve din işleri nizam bulsun. Ne için? Demek ki istişare için. Doğru. Ulema ile istişare eyle. Ondan sonra yolunu çiz. Mesela halka yumuşak davran, halka iyilik yap, halktan vergiyi ona göre al. Evet. Bakıyorsun bir devlet için aslında nedir? 7 şarttır. Çok fazla bir şey değil. Halkın gönlünü kazan. Neyle kazanırsın? Adaletle kazanırsın. Adil ol, zulmetme. Çünkü zulm ile abad olanın akıbeti berbat olur diyor. Yine Osman Gazi sakın zulmetme diyor. Bakıyorum ben bütün padişahlarda bu var. Zulmeyleme reçbelere, her ne istersen var yap. Sakın halka zulmetme, evet. Esnafa zulmetme. Esnaf kazanırsa sen yücelirsin, kaybedersin, vergi alırsın. Esnaf kaybederse ne alacaksın? Adam dükkanını kapatır, evet. Çeker gider. Oysa sen onun dükkanının işlemesine çalışacaksın. Ona yardımcı olacaksın, ona vereceksin. O da kazanacak, devletine verecek. Devletle halk meczi olacak. O zaman sen şimdi şu ünite kazanmazsa bu ünite ayakta duramaz ki İrfan Bey. Evet. Burası kazanırsa da vergisini. Burası çalıştığı zaman yüzlerce kişi ekmek yer. Değil mi? Evet. Bakın yüzlerce kişi ekmek yiyor. Bunlardan birileri kazanıyor, para alıyor, devlet yürüyor. Devlet de vergilerle ayakta durur. Öyleyse halk da gitmeli. Ve bunun birinci şartını adalet görüyor. Adalet yıkıldığı zaman devlet yıkılıyor. Bunlar işte bizim Türk devlet adamları bununla yetiştiriyor gençlerini. Yani biliyor, idare etmeyi biliyor, gönül kazanmayı biliyor. Halkın gönlünü ve düşünün Balkanlara giriyorsun. Ve Balkan halkları sizi seviyor. İzni'yi alıyor bizimkiler. Adamların bir sözü var, bayılırsın ya İrfan Bey. Halk diyorlar ki ne olaydı bunlar bize eskiden beri bey olsaydılar. Kaynaklara böyle geçiyor. Ne olaydı bunlar bize eskiden beri bey olsaydılar. Halk buna bakar. İnsanlar buna bakar. Ötede derebeyler eziyor. Halk bilir misin 14. asırda 15. asırda Balkanlarda halkın en az 21 günü devletine çalışmakla geçiyor. Çünkü işler bugünkü gibi yürümüyor. Hani eskiden imece usulü vardır, böyle çalışırlar, toplanırlar, devlet yol mu yapılacak, halk yapar, su mu getirilecek, halk çalışır, şu mu? 21 gün o derebeylere çalışıyor halk. Osmanlı girdiği zaman 3 gün çalıştırıyor. Kendine adam 9-10 gün çalışırken bu defa 21 gün kendine çalışıyor. İkincisi devlet vergi alıyor, kilise vergi alıyor. %20 vergi veriyor. Osmanlı girdiği zaman %10 vergi alıyor. Bir anda yarı yarıya düşüyor ödediği vergi. Evet. Çalıştığı gün. Adam bakıyor ki ya bunlar adil. Ve bunlar bizi koruyor. Bunlar bizim yanımızda. Biz bunların kapısını her an çalabiliyoruz. Bu liderler bizim içimizde. Kendi evlatlarını alıyor, kendine idareci gönderiyor. Bu ne biçim bir sistem? Ne olaydı bunlar bize eskiden beri bey olsaydılar? Bu sözü adamı öldürsen söyletemezsin. Adam severek söylüyor, konuşuyor. İşte biz bunları nasıl yaptı? Nasıl başardı? Bunları göstermemiz lazım evlatlarımıza. Ben dünyanın efendisiydim. Dünyayı idare ediyordum. Dünya benim idareme hasretti. Bugün de öyle. Şu Orta Doğu'nun haline baktığımız zaman Türk'ün idaresine hasret değil mi? Öyle. Balkanlara baktığımız zaman aman diyor, daha ben geçen ay Kosova'dan başladım. Makedonya, Ohri, her tarafı gezdim. Yani gezdiğin zaman oraları gezerken ya buralar bir Trabzon, buralar bir Bursa, buralar Tokat, Kayseri. Doğru. Yani şehirler hep böyle.
yolda gidiyorsun bütün köylerde minareler. 300 gördüm, 300 köy gördümse 290'ı minarelerle dolu. Yani bir zaman biz Anadolu coğrafyasından, Anadolu şeyinden ötede Türk yok zannederdik. Bizim lisele yıllarımız böyle öyle geçti maalesef. Öyleydi. Maalesef. Bizden öncekiler de tabutluğa düşüyordu. Ya. Niye bu hallere düştü bu millet? Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türkçe konuşulan bir coğrafya. Neden böyle hallere düşüyor? Kim veriyor bunu bana? İngiliz. Kim bu tarihi çiziyor, okutuyor? İngiliz. Şu milletin evlatları Mao dedi, Lenin dedi, Stalin dedi, öldü. Bu milletin evlatları bunlar. Fatih diyemedi, Kanuni diyemedi. Diyemedi. Bilge Kağan, Alparslan, Çağrı Bey, Tuğrul Bey diyemedi bu milletin evlatları. Mao diyerek öldüler. Mao diyerek öldüler. Acıyor insan. Niye? Çünkü benim tarih dersim bunu veriyordu. Onun için tarih kitaplarına tarihin çok iyi verilmesi lazım. Ben bugün tarih bilgilerinin %80'ini atarım İrfan Bey. Evet. Tarih şuuru verecek bilgileri vermek lazım lisede. Tarih bilincini vermek lazım. Oğuz Kağan destanında ders çıkartmak lazım. Kürşad'ın 40 kişi olduğu zaman Çin zulmüne karşı çıkışını bunu vermek lazım. Mesela siz en son bir roman yazıyordunuz. Evet, Evrenos. Evrenos Bey. Evet. Bu Evrenos Bey 120 yaşından fazla yaşadı. Evet. Bu Evrenos Bey bakıyorsun Çin bir dağ Rumeli'ye geçişte var. Evet. Ve kendisi Yıldırım Bayezid'in harplerinde, Murad-ı Hüdavendigar'ın harplerinde bütün başarılarda Evrenos Bey var. Kim bu Evrenos Bey? Kimse bunu bilmiyor. Kimse bilmiyor. Benim bunları lisede vermem lazım. Mihal oğulları. Değil mi? Turahan oğulları. Evet. Malkoç oğulları. Yani Malkoç oğulları. Kim bunlar? Ne için uğraştılar? Ne için öldüler? İki yürekli Ali Bey kim? İsa kim? Bey kim? Kim? Bunların hepsi Balkanlarda şehir fatihleri. Evet, Balkan tarihi. Ben şimdi Balkanlara bunları görünce bir Balkan tarihi yazmayı düşünüyorum. Ve o Balkanlardaki bu isimler, yani bunlar bakıyorsun hepsi Kosova'da yetişti, Makedonya'da yetişti, Arnavutluk'ta yetişti, Sırbistan'da yetişti. Geldiler, biz bunları yetiştirdik, oraların idarecisi oldular ve Türk'ü övdüler, Türklüğü savundular, Türk dilini öğrettiler. Size en kısa zamanda Sancak Birlikleri romanımı hediye etmem lazım hocam. Çok memnun olurum. Balkanlarda Osmanlı döneminde geçen bir romanım benim. Onu inşallah bir dahaki buluşmamızda takdim edeyim size. Bak İrfan Bey, biz kitapları getirdik hemen, yani sizler de öyle. Sizin yanınızda ben kitap ortaya çıkartmaya hicap ettim o açıdan. Varalım. Yani o güzel çalışmalarınız, o güzel bereketli eserleriniz yanında bizimkiler şey kalmaz. Kurak arazidir. Estağfurullah. Bunlar çok önemli ama. Yani ben Evrenos Bey'in romanını yazdığınızı duyduğumda çok heyecanlandım ve çok hoşuma gitti. Yani bizim inanın binlerce ya. Böyle bir millet var mı? Hadi say bana bu kadar kahraman adam. Evrenos oğlu Ali Bey. Mihal oğlu Mehmet Bey. Yani. Mihal oğlu Ali Bey. Yani Evrenos Bey say. Yani o Mihal oğullarının başı Köse Mihal'in hayat hikayesi, bunu okuduğumuz zaman rüyasında Peygamber Efendimiz'i görecek, Osman Gazi'nin huzuruna gelecek, kelime-i şehadet getirecek ve bir akıncı kollarının başı olacak, yiğitlik, mertlik, böyle dürüstlük, abide yani bu adamlar. Yıldırım Beyazıt Han yenilmiş Ankara Savaşı'nda. Osmanlı artık Timur mülkü olarak geçiyor. Anadolu permaperişan, Rumeli'de de hevesleniyor Avrupalılar. Ah, biz de diyorlar sürelim bunları. Orada Evrenos Bey çıkıyor ortaya. Eğer diyor hayalinde Osmanlı mülküne tecavüz etmek isteyen varsa rüyasında kılıçlarımız onların kabusu olur. Evet, bunu alıyorlar. Timurtaş mesela var. Evet. Timurtaş Paşa esir düşmüş şeye, Timur'a. Kütahya'da diyor şeyi çıkıyor, hazinesi çıkıyor Timurtaş Paşa'nın. Zengin adam. Timur bunu aşağılıyor. Diyor ki bak diyor hazinelerin elime geçti diyor. Bunları diyor veli nimetin uğrunda harcasaydın ya diyor. Niye harcamadın diyor. Şimdi ben el koydum diyor. Neden diyor hani bu altınları biriktirdin. Timurtaş Paşa Timur'un karşısında esir. Diyor ki benim efendim diyor sonradan görme bey değildir diyor. Beylerinin parasını da onun ihtiyacı yoktur diyor. Sonradan görme değildir. Bey oğlu beydir diyor. Ya adamın kellesi gider. Timur'a böyle bir cevap.
Fakat Timur sadece hapsettiriyor. Takdir ettim orada. Fakat cevap da müthiş yani. Hani Emir ama Timur'un Serden sen, geçmiş zaten. Sen Beyoğlu değilsin. Sen sonradan bey oldun. Yani onun için benim altınıma göz diktin. Yani aşağılama bile var ama beyni de böyle. Şimdi bu adamlar hakkıyla adam. Hani her birine ona da dersin. Hani Timur öldü. Ya niye? Güzel bir söz. Güzel sözü de beğenirler bunlar yani. Evet. Bey olan adamlar bazı güzel sözleri, güzel ifadeleri. Ağır da olsa beğenirler. Ağır da olsa beğenirler. Bir şey yapmaz. Gerçekten şimdi şeyin de orada duruşu fevkalade önemli. Evrenos Bey'in duruşu çok çok önemli. Ya bizim tarihimiz böyle adamlarla dolu. Her birini aldığın zaman böyle binlerce kişiyi sayamazsın. Hiçbir millet sayamaz. Biz şeye geldiğimiz zaman saymaya başladığımız zaman bunları aman Allah'ım alimleri, velileri, cengaverleri, hükümdarları her birinden dev gibi simalar. Dev gibi. Hani Kanuni Sultan Süleyman dediğiniz zaman bir tarafta diyorsun kaptanı deryalarını sayıyorsun. Barbaros Hayrettin Paşa, Hızır Reis, Oruç Reis, Murat Reis, Sinan Reis, Piyale Reis. Böyle bir sayıyorsun Barbaros Hayrettin Paşa. Ötede sadrazamlarını sayıyorsun. Sokullu Mehmet Paşa diyorsun. İbrahim Paşa, Rüstem Paşa onları sayıyorsun. Alimleri diyorsun Ebu Suud Efendi, velileri diyorsun. Beşiktaşlı Yahya Efendi, şairi diyorsun, Baki, Fuzuli, dev gibi simalar bir araya geliyor, bir dünya gücü. Şimdi bir şeyler eksik ama değil mi hocam? Yani tabii ki ben de birçok insan gibi güçlü Türkiye hayalleri kuruyorum. Bu hepimizin hayali. Bir tarafta bakıyorsunuz Amerika, bir tarafta bakıyorsunuz Rusya, bir tarafta yükselen bir güç var Çin, o bir tarafta Avrupa Birliği, İngiltere. Ama hala biz bir şeylerin debeleniyoruz. Hainimiz çok. O kadar çok ki yani bir bakıyorsun yani tipine bakıyorsun insan, yazdıklarına bakıyorsun makul diyorsun, bir yerde bir şey çıkıyor, seni satmış. Maalesef. Niye bu kadar çok hain çıkartıyoruz biz? Bu toplumdan, bu milletten neden bu kadar hain çıkartıyoruz? Ya İrfan Bey, tabii bu çok büyük bir yaramız bizim. Bu çok büyük üzüntü kaynağımız. Bunun adını koymak lazım, bilmek lazım. Ve bununla çok müthiş bir mücadele yapmak lazım. Peki kolay mı? Çok zor. Bir siyasetçimiz vardı. Sadece istihbari konularla çözülecek bir şey değil. Değil bu. Evet. Bu kadar haini çok bir millet yok demişti. Rahmetli bir siyasetçimiz vardı. Bu kadar haini çok bir millet. Nasıl oldu? Nasıl oluştu? Ne zamandan beri oluştu? Bununla nasıl mücadele edilir? Bu devlet projesi olarak yürümesi lazım. Öyle kolay bir şey değil. Yani biz sineklerle uğraşıyoruz. Bataklıkla uğraşmak lazım. Evet. Bunu üreten ne? Değil mi? Evet. Bunu adını koymadığımız müddetçe gideriz. Şimdi bunlarla da aynı okuldan mezunuz. Aynı eğitim sisteminden çıkıyoruz. Ya demek ki ta ilkokuldan beri yürüyen bir şey var. Bir sistem var. Demek ki ben yanlış giden bir şey var. Ben bir işte onun için tarihin üzerinde çok durdum. Evet. Tarih, edebiyat, din. Bu üçü İnsanlara şahsiyet kazandıran ilimlerdir. Öyleyse bu üçünü çok sağlam vereceksin. Adam bozuyor. Mesela Abdülhamit Han dönemini, ben Abdülhamid'e nasıl düşman edebilirim? Şimdi senin alimlerin var. Ne dedim? Dev gibi alimler var. Bugün Molla Gürani, Molla Hüsrev değil mi? Evet. Alimler saymaya başladığımız zaman Akşemseddin, Ebu Suud Efendi. Benim tarihim alimlerle dolu. Evet. İşte az önce Yusuf Has Hacip dedim. Her bir tarihi eserler, dini eserler. Adam içime öyle bir alim diye birilerini yetiştirdi İngiliz. Afgani dedi, Abduh dedi ve içime bir takım insanlar koydu. Evet. Bunları bir okuyorsun. Benim Osmanlı, Selçuklu, Gazneli, Karahanlı inancımı, Ehl-i Sünnet inancımı yıkıp atıyor. Benim içerime bu millet işte 1400 senedir peygamberine bağlı, Ehl-i Sünnet'e bağlı, mezheplerine bağlı bir millet görüyorsun. Bir anda bir bakıyorsun böyle Vehhabiliği öne çıkartan, Osmanlı'ya düşman olan, mesela ben bu adamları biliyorum, Abdu Afgani, bunlar İngiliz casusu, ajanı, mason ve İslamiyet Türklerin elinde dondu diyen adamlar, Türk düşmanı adamlar.
Peki benim bana bunlar nasıl alim diye tanıtıldı ve ilahiyat fakültelerinde bunlar nasıl okutuluyor? Bir sıkıntı var. Oysa ilahiyat fakültelerinden yetişen adamlar bu milletin doğru inancını, doğru tarihini iyi bilmesi lazım. Bilmediği zaman, bana Türk düşmanı adamları önüme koyduğu zaman maalesef bana bunu okuttular İmam Hatipler'de. İbni Cevzi'nin, İbni Teymiye'nin kitaplarını okuttular. Ben İmam Hatip'te okudum bunları. Ve bunları ben sonra tarihi okuyunca bunların nasıl bir Türk düşmanı olduklarını öğrendim. O zaman da bunu yazmakla ömrüm geçiyor, anlatmakla geçiyor. Ama bu sadece Ahmet Şimşirgil'in veya belli birkaç kişinin görevi değil. Bu bir devlet şeyi olmalı, adını koyabilmeliyiz. Ama İngiliz dün mesela Osmanlı'nın Tanzimat'tan beri ya girmediği yer yok, okulaşmadığı yer yok. Tanzimat bizim maalesef yıkılış noktamız olmuş. Ben Tanzimat'tan sonra belki bunu bir çalışma yapmak lazım. En ücra kasabalara, en ücra yerlere okul açmışlar İrfan Bey. Merzifon'dan ta Mardin, Midyat'ın bilmem nerelerine kadar. Bugün benim çocuğum ağlıyor gitmemek için. Oraya doktor oluyor gitmemek için ağlıyor. Öğretmen oluyor gitmemek için ağlıyor. Ama Amerikalı İngiliz geliyor. 20 sene, 30 sene, 40 sene benim memleketimde görev yapıyor. Beni ciğerime kadar tanıyor. Para da akıyor. Onlara para da yediriyor çevreye. Orayı akıyor. Bunları nasıl ben elde ederim? Nasıl inancımı biliyor? Kur'an'ı biliyor, hadisi biliyor, inancımı biliyor. Zaaflarımı biliyor. Ve giriyor. Nasıl çalışmışlar? Ve gitmişler. Ondan sonra üniversitelere giriyorlar. Buradan Avrupa'ya gidenler ele alıyorlar, yetiştiriyorlar. Ondan sonra adı Ahmet, Mehmet, Mustafa gibi denen adamlar geliyor ama İngiliz'in adamı. Benim evladımı kullanıyor bana karşı artık. FETÖ böyle değil miydi? Evet. Benim insanımı almadı mı benim okullarımdan? Önce kendi okullarıyla girdiler, sonra benim okullarımda kendi öğretmenleriyle aldılar benim çocuklarımı. Evet. Bu bir korkunç bir oyundur. Müthiş bir projedir İngiliz'in, Batı'nın beni yıkmak adına. Çünkü bu millet ayağa kalktığı zaman dünyayı idare etmeyi düşünür. Bu millet ayağa kalktığı zaman benim der, şeye gelmez. Bu milleti yıkmak çok önemli. Çünkü Afrika'nın gözü de bu millettedir. Balkanların gözü de bu millettedir. Orta Doğu'nun gözü de bu millettedir. Başkasıyla olmaz, bunu biliyorlar. Türkiye ile olur diyorlar. Neden? Bu Türkiye'nin bugünkü hali değil bunu söyleten. Türkiye'nin tarihi bunu söyleten. Türkiye'nin tarihi, Türkiye'nin geçmişi, Türkiye'nin ecdadı bunu söyletiyor. Onun için onlar da Türkiye'nin o kalbi, o beyni, mutlaka o beyni ele almaları gerek. O kalbi ele almaları gerek, hasta kılmaları gerek. Beni onların yönetmesi gerek. Bunu nasıl aşarız? Bunu tarihle aşarız. Bunu ecdadımızla aşarız. Hakkıyla bileceğiz. Anlatacağız gençlerimize, vereceğiz. Başka türlü mümkün değil İrfan Bey. Evet. Başka türlü, evet işte Bengü Türk TV'de programlar yaparız, alırız birilerini. Ahmet Hoca kitaplar yapar, birilerine ulaşır. Ama adam bir YouTube kanalında öyle bir beyin yıkayan bir program koyuyor, 5 milyon izleniyor. Beyin yıkıyor, benim evladımı bile alıyor elimden. Ahmet Hoca kitap yazıyor ama Ahmet Hoca'nın evladını bunlar çalıyor. 5 milyon izleniyor, 10 milyon izleniyor. Ne veriyorlar? Verdiğini. Yani öyle projeler yapıyorlar, paralar ardından yönlendiriyor. Kolay devlet değil. Akıllarıyla yapılıyor. Evet. Yani arkasında devlet var. Devletler, bir FETÖ'nün bunu yapması mümkün mü? Mümkün de. Arkasında bütün devletler, bütün şer güçler var. Öyleyse benim devletim bunun farkında olacak. Benim idarecilerim, benim bakanlarım, milletvekillerim hakkıyla ya önce tabii dediğiniz gibi bunların bir kısmı meclise giriyor ama kime hizmet ediyor? Mecliste ama kime hizmet ettiği başka. Öğretmen oluyor, kime hizmet ediyor? İşimiz kolay değil, işimiz kolay zor değil. Ama bizim de bir tarihi olan bir ve tarihine saygı duyan, tarihini bilen,
tarihini tanıyan, ecdadını tanıyan insanların da ne olursa olsun yeis asla yakışmaz. Yeis, evet, öyle korkaklık bilmem ne yakışmaz. Bu millet madem böyle ve sen de onu madem öyle şey diyorsun, o zaman o benim üzüntüm nedir biliyor musun İrfan Bey? Benim üzüntüm bu insanların, yani bizden dediğimiz insanların tarihi iyi bilmemesi, az okuması. Lokomotif olmak lazım. Ecdadını seven, tarihi seven insanların çok okuması lazım. Bu oyunları çok iyi bilmesi lazım. O zaman asla karşımızda duramazlar. Asla. Durma imkanları yok. Yani ben bazen bakıyorum, aa genç, çok sağlam bir genç, iyi genç. Peki ne okudu ne? O da onların hastalığı içerisinde. İşte bu değil. Alparslan'ı iyi tanıyacaksın, iyi okuyacaksın. Alparslan döneminde de aynı hastalıklar var. Osmanlılar döneminde yok mu? Onun için dedim yanlışı, eksiği bir takım şeyler. Çünkü niye? Düşman da benimle uğraşıyor. Tabii. İnsan bu, içinde insanın olduğu her şeyde zaaflar da var yani. Zaaf, evet, Yahudi uğraşıyor, girmeye çalışıyor. Ben bunlarla o dönemde nasıl mücadeleler ettim? Bunu çok iyi bilmemiz lazım, iyi okumamız lazım. Hocam, bazı dizilerde, filmlerde, hatta romanlarda derin devlet, aksaçlılar, aksakallılar gibi mevzular oluyor. Sizin tabii bu konuyla ilgili böyle bir şeyin olmadığına dair yorumlarınızı da ben, evet, takip, evet, ettim. Şimdi onu soracağım. Çok da az bir süremiz kaldı. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Benim şahsi görüşüm, yani programın başından beri anlattığınız tarih aklı, tarih bilinci insanlarımızda tam olursa aslında her Türk bir aksaçlıdır, her Türk bir derin devlettir diye düşünüyorum. Yani devlet yıkıldığı zaman devletini koruyan, 15 Temmuz'a da öyledir. Doğru. Yani herkes, Allah-u Teala kalpleri bir yere kanalize etti elbette. Evet. Ve sokaklar doldu bir anda, ölümüne herkes gitti. Evet. Bu bir kalplerin ortak noktada buluşması, bazı liderlerin etrafında toplanılması ve tarih bilinci olan insanların çoğunluğunu oluşturursa o millet yeni devletler de kurar, zorlukları da aşar. Doğru. Devlet aksaçlı dediğimiz aslında bilinci olan herkes. Şöyle sorsam, aksaçlı dediğimizde hani derinse kim bu derin? İrfan Bey, derin dediğiniz zaman ben bunu tanımıyorum. Evet. Bakın, o sözünüz çok güzel. Yani ben, sen, ben derin yapı bu. Aslında. Ha, işte bu açık. Ama benim tanımadığım, bilmediğim bir derin yapı varsa, bunun ipi kimin elinde öyleyse? Evet. Alparslan bir aksaçlı. Şeffaf, hocam ikimiz de aksaçlıyız. Şeffaf, meydanda açık. Melikşah, Osman Gazi, Osmanlı Divanı. Bugün meclisimizde aksaçlı denen, ben meclisimde bakarım, parti başında bakarım. Milletinin, devletinin, dininin yanında olanlar işte aksaçlı ve yolu gösteriyor. Peki bölücünün, Amerika'nın, İngiliz'in yanında olan da bu milletin düşmanı. Açık. Neyin derinini arayın? Ben kimin yanında duracağım? Görünenin yanında duracağım. Şeffafın. Şeffaf olmalı demez miyiz her şey? Öyleyse işte bu o açık. Onu güçlü kılmalıyız. Görüneni güçlü kılmalıyız. Görünmeyenin eli başkasının elinde olabilir. Görünmeyene başkaları başka şeyler yaptırtabilir. Öyleyse millet safını, ben buyum kardeşim, ben aksaçlıyım. Müthiş bir, işte o sizin duruşunuz duruştur. Mecliste de bunları görüyoruz. Açıkça görüyoruz. Ben bu milletin, işte tarihin, ecdadın, Alparslan'ın, değil mi, Osmanlı'nın seviyoruz, yanındayız. Öteki sevebiliyor mu? Sevemiyor. Bazısı sevemiyor. Bazısı ne diyor? Lenin diyor, Stalin diyor, Mao diyor. Tarihini sevmek de bir lezzet meselesi, zevk meselesi, nasip meselesi. Tabii. Onun için açık görünmesi lazım kişinin. Bu bize Osmanlı'yı yıkmak için ne yaptılar? Alttan alta bir takım şeyler kurdular. Bunlar kim? İngiliz'in elinde, Yahudi'nin elinde. Benim koskoca devletimi yıktılar. En şey, birinci devletimi yıktılar. Her zaman devlet ele geçmez. Şimdi cumhuriyeti şeyi yıkmak, yıktığın zaman kurmak kolay değil. Neler gitti? Şu cumhuriyeti, Osmanlı yıkılırken 6 milyon kilometre kare toprağım vardı benim.
Balkanlar benimdi, Şam benimdi, Halep benimdi, Kerkük benimdi, Süleymaniye benimdi. Değil mi? Musul evet. benimdi. Yemen nerelere bıraktım de. Ben? Nerelere bıraktım? Hani Sayın Bahçeli Bey 71. vilayetimi, 81. vilayetimi, 83. 85. sayıyordu. Niye sayıyor? Benim diye sayıyordu. Buralar kaç sene önce? 100 sene önce. Benimdi. Ne ülkeler bıraktım? Biz neyledik o koskoca elleri demiyor muydu? Yeah. Serden geçti Osman Yüksel Bey. Evet. Açmaz oldu kızarlığın gülleri. Biz neyledik o koskoca elleri? Şöyle gezdiğin zaman Balkanları, diğerleri. Buralarda Mehmet Akif Ersoy Bey kalk baba kabrinden kalk diye ağladı. Arnavuttu. Ben ki bir Arnavut'um. O muazzam yurdum geçti gitti düşman ayağı altına. Baba annenin yurdu. Sırbın şeyi Meşhed'in kalbine saplanacak mıydı? Ne gözyaşları döktü. Bıraktığımız topraklarda akıttığımız gözyaşlarını unutmamak lazım. Yarın bizim elimize 100.000 kilometre karelik toprağı mı bayram yaptıracaklar İrfan Bey? Evet. Devlet elinden gittiğin zaman bu defa 700.000 de 100.000'e düşüverir. 200.000'e düşüverir. Al şurası Orta Anadolu'da hadi devletçilik yapın derler. Evet. Yani bunları unutmamamız lazım. Çünkü kan akıyor, gözyaşı gidiyor, millet gidiyor, devlet gidiyor, o güzel yurtlar gidiyor. Bazen bilmek lazım şairi, şiiri, edebiyatı. Şimdi o giden ülkelere hani şeyin Yahya Kemal'in Üsküp'ki Şardağ'ında devamıydı Bursa'nın diye o muazzam şiiri, güzel şiiri, Üsküp'ü anlatan, İsa Bey'i anlatan o muazzam şiiri. Bunları bileceksin, bunlara ağlayacaksın, yanacaksın. Tamam bayram yapalım, bir ülke kurduk ama giden şeylerimiz ne oldu? Onun için çok iyi şey yapmak gidenleri lazım. Gidenleri unutturmak için planlı çalıştılar planlı yıllarca. Planlı çalışırlar, evet. Hocam son 1-2 dakikamız artık yavaş yavaş. Gençlere ne tarz? Ne diyorsun ya? Ben 5 dakika falan mı oldu diyorum. Yok, ben de, bu, o güzel. Öyle ne güzel. güzel muhabbetimizde vakit sular gibi geçti maşallah. Gençlere ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir geleceğe hazırlansınlar? Ben gençlerin ajandası olacak. Gençlerin bir böyle küçük kağıt defterci olacak. İsterse yarın onu ona doldursunlar. Ama o doluncaya kadar ezberlerler. Her gün Yunus'tan bir beyit yazsınlar. Mevlana'dan bir güzel söz yazsınlar. Ahmedi Yesevi'den bir güzel söz yazsınlar. Bir beyit yazsınlar. Bir hikmet yazsınlar. Unutmasınlar bir şey. Batı'nın adamları değil, Türk'ün mütefekkirlerini bilsinler, okusunlar, yazsınlar ve bir beyit ezberlesinler. İki, tarihini okusunlar gençler. Sevsinler, okusunlar. İnsan babası bir hata yaptı diye babasına düşman olmaz. Anam bana bir bugün annem bana bir tokat attı diye anamın düşmanı olmam. Annem bir hata etti diye düşman olmam. Tarihimiz bu bizim babalarımız, atalarımız. Analarımız önce böyle bir gözle bakalım. Eksiği var diye düşman olmayalım, tanıyalım, bilelim, eksiklerinden ders çıkartalım. Gençlerimiz tarihini önce sevsinler, sonra çok iyi bilsinler. Okusunlar, edebiyatlarını çok iyi bilsinler, okusunlar. Diğeri meslek ayrı bir şey, mesleklerini en güzel yapsınlar. Milletinin değerlerinin farkında olsunlar. Bu olduğu zaman biz ilerleriz, birbirimizi sevelim. Dışarıya gittiğimiz zaman İngiltere'de, Londra'da bir kardeşimizi Türk konuşan birini gördüğümüz zaman sarılıyoruz. Gözümüz ışılıyor. Öyleyse bu ülkede gördüğümüzde önce kıymetini bilelim. Birbirimizin kıymetini bilelim. Birbirimizin değerini bilelim. Bir ve beraber olduğumuz zaman güçlü oluyoruz. Kim ki kaldı ikilikte yar değil. Yoğa saygıl sen anı kim var değil. İkilikte kalanı ötebilelim. Bir olalım, beraber olalım. Bir olduğumuz zaman yarın bu dünyanın efendisi yine bu millet olur. Yarına hazırlanalım yarınlara. Hiçbir ülke ebedi değil. Hiçbir ülke onun şeyi İngiliz'in tahakkümü Amerika'nın süper güçlüğü ebedi değildir. Yarın yıkılacak. Benim gençlerim hazır mı yarını idare etmeye? İnşallah. Benim hazır. Gençlerim yarını ben idare edeceğim diyor mu? Bu varsa korkma. Bu yoksa kork. Çok böyle olalım olsun diyorum gençlerimiz. Muhabbetlerimi sunuyorum. Var olasın. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. İnşallah programın tekrarı da nasip olur. İnşallah. Sevgili seyirciler bugünlük de bizden bu kadar. Haftaya yine değerli bir misafirimle, kitabi programıyla karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun efendim.